Merhaba, kanalımızda YouTuber'lar için hazırladığımız onlarca farklı konuda birbirinden kaliteli eğitimler bulunuyor. Sen de YouTube'a merak sardıysan hemen aramıza katıl. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Photoshop CS6 kullanarak nasıl Face logo yapabiliriz bunu göstereceğim. Bununla alakalı YouTube'da birkaç tane video gördüm fakat çok fazla detaylı göstermemişler arkadaşlar. Bir de benden dinleyin istedim. E, hemen aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi o zaman isterseniz hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar tabii ki elimize bir fotoğraf geçmesi gerekiyor. Ben internetten bir tane model fotoğrafı buldum ve onun üzerinde çalışma yapacağım. Hemen fotoğrafımı şöyle aktarıyorum. İnternette böyle bir model fotoğrafı buldum arkadaşlar ve bunun üzerinde çalışmamızı gerçekleştireceğiz ve son haliyle bakalım son halini bakalım beğenecek misiniz? Şimdi arkadaşlar e, fotoğrafımızı ilk aktardığımız zaman Photoshop'a tabii ki kilidini kaldırmamız gerekiyor. Bunun için şuradan layer kısmında e, şu kilide iki kez tıklayabilirsiniz ve daha sonra okey dediğinizde kilidimiz kalkmış oluyor ve rasterize olmuş oluyor layerımız, fotoğrafımız daha doğrusu. Şimdi yapmamız gereken işlem arkadaşlar yani ilk işlem. Tabii ki pen tool'la yüzümüzü seçmek veya isterseniz quick selection tool'la da seçebilirsiniz. Bununla biraz daha hızlı seçersiniz ama çok fazla detayı inemezsiniz arkadaşlar. Ee, quick selection tool'la seçebilirsiniz veya isterseniz pen tool'la seçebilirsiniz. Ben pen tool'la seçmeyi tercih ediyorum çünkü daha e, istediğim yerleri daha rahat bir şekilde alabiliyorum yani onu söylemek istedim. Şöyle hemen seçim yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Sakallı olduğu yerden sakalının olduğu yerden başladım. Seçim yapmaya şu şekilde seçim yapacağız arkadaşlar ve daha sonra face logoyu yapımını işlemine devam edeceğiz. Şöyle hızlı bir seçim yapıyorum şu an çok fazla detayı inmemize gerek yok. Hızlı bir seçim yapacağız. Tamamen içe girmenize gerek yok arkadaşlar. Şöyle biraz da dışarıdan seçim yapabilirsiniz. Fakat ben biraz içeriden yaptım ama bu çok fark etmez. Biraz daha dışarıdan seçim yapabilirsiniz yani. Şöyle yüzümüzü seçimimizi yaptık ve bitirdik. Evet, şu an seçimi bitirdik arkadaşlar. Tabii ki daha sonra yapmamız gereken işlem sağ tıklayıp make selection diyoruz. Burada herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Okay dedik. Okay dedikten sonra arkadaşlar yüzümüz seçiliyken buradan yukarıdaki sekmelerden image'e geliyorum. Daha sonra adjustments var. Buradan Threshold var arkadaşlar. Threshold'a bir kez tıklıyorum. Daha sonra burada Face logomuzun ne kadar detaylı olmasını istiyorsak onu ayarlıyoruz arkadaşlar. Yani e, şu an zaten sola sağa çevirdiğimde görüyorsunuz ki sola, çevir sola çevirdiğimde detayların birçoğu yok oluyor. Ve sağ çevirdiğimde detaylar daha belirgin bir hale geliyor. Siz bunu kendi fotoğrafınıza göre ayarlamanız gerekiyor. Benim Yaptığıma göre yapmayın yani sizin fotoğrafınızda Ne kadar iyi olduysa Öyle bir düzenleme yapın Ben mesela 130 kullanabilirim bu fotoğrafta gayet güzel gözüktü Sağ kulakta pek fazla bir Detay olmasa da Sağ kulak iyi yani sağ kulak da halledilebilir aslında birkaç çalışmayla ama Şu an videoda benim göstermek istediğim şey bu değil OK dedik arkadaşlar ve seçimimizi yaptık. Daha sonra arkadaşlar yapmamız gereken işlem yukarıdan selecte geliyoruz ve buradan color range var. Buna bir kez tıklıyoruz arkadaşlar ve buradan samples colors yerine e, buradan siyahı seçiyoruz arkadaşlar. Evet siyahı seçtik. Daha sonra burada zaten bize kaba taslak bir ön izlemesini gösterdi. OK dedik ve daha sonra yapmamız gereken işlem arkadaşlar kontrol X yapıyoruz ve daha sonra yeni bir katman açıyoruz arkadaşlar. Eski katmanımızı silebiliriz. Ctrl V yaptığımız zaman görmüş olduğunuz gibi fotoğrafımız yani yüzümüz elimize geçti arkadaşlar. Ee, az önce yaptığım kısa yollardan pek bir şey anlamamış olabilirsiniz ama dediğim şey Ctrl yani klavyemizde bulunan CTRL diyeyim. CTRL tuşuna basarak CTRL X yaptık. Daha sonra CTRL V yaparak da yüzümüzü yapıştırdık arkadaşlar. Yani Kesip yapıştırma gibi bir şey oldu bu. Ee, gördüğünüz gibi yüzümüzü transparan bir şekilde yani beyaz yerler olmadan e, kopyalamış olduk, kesmiş olduk. Şimdi Ctrl T yaparak bunu birazcık küçültelim. Şuradaki zincire basıyoruz. Daha sonra burada şu ikona tıklayarak sola doğru çektiğimde gördüğünüz gibi orantılı bir şekilde küçültmüş oluyorum. Şunu birazcık yukarı kaldıralım daha sonra okey diyelim görmüş olduğunuz gibi şu an yüzümüzü güzel bir şekilde aldık arkadaşlar daha sonra buna tabii ki birçok efekt verebiliriz mesela benim burada bir tane arka planım vardı bunu şöyle alalım ya da ctrl t yapıp biraz büyütelim şöyle büyütelim şimdi ben bunu nasıl yüzümün içine geçirebilirim yani yüzümde bu efekti nasıl verebilirim? Bunu yapmak için Alt tuşuna basılı tutarak arkadaşlar klavyedeki alt tuşuna basılı tutarak e, Şurada çıkan ikonu görmeniz gerekiyor iki layer arasındaki ikonu görmeniz gerekiyor şu imlecimin olduğu yere bakın Orada bir ikon çıktı alt tuşuna basılı tutmadığımda çıkmıyor arkadaşlar bakın alt tuşuna basılı tutuyorum çıkıyor Bastım bir kez Özür diliyorum e, Eklemek istediğimiz yani yüzümüze eklemek istediğimiz Fotoğraf yukarıda olması gerekiyor, layer kısmında yukarıda olması gerekiyor. Daha sonra alt tuşuna basılı tutuyorum ve bir kez tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yüzümüze bu arka planı eklemiş olduk arkadaşlar. Arka planı biraz daha küçültebiliriz. şöyle daha HD gözükmesi için. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle bir face logo yapmış olduk biz de arkadaşlar. Daha sonra isterseniz tabi buna birçok şey ekleyebilirsiniz. Mesela text ekleyelim, şöyle bir tane. Ee, şöyle bir kerim Yazalım Kerim demir yazalım Küçültelim birazcık Bir tane kullandığım Vardı Sevdiğim fontlardan biri bu da Beyaz yapalım şimdilik bunu Okey diyelim Şöyle çektik mi Tamamdır Şunların ikisini de şöyle yapalım. Textimizi biraz daha aşağı alalım. Tamamdır. Şimdi e, textime geliyorum, iki kez tıklıyorum ve daha sonra gradient vermemiz gerekiyor buna. Tabii e, yüzümüzle yüzümüzdeki verdiğimiz efektle aynı bir gradient yapmak istiyorum diyelim. Tamamen aynısı olmasın da yani biraz benzeri olsun. Mesela üç tane bir tane bulabilirsem, şöyle yapalım en iyisi şuraya bir tane daha koyalım ilk rengime şuradan bir tane tıklıyorum ve veriyorum. Daha sonra ortadaki rengime buna tıklayıp veriyorum. Daha sonra son rengime geliyorum ve yine buradan bir tanesine tıklayıp rengimi aktarıyorum. Okey, okey, hepsine okey dedik arkadaşlar. Bir tane arka plan verelim. Şöyle Paint. Beyaz bir tane arka plan verelim. En aşağıya çekiyorum arka planımı. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar... Ee, az önceki e, yüzümüzü Hatta ben şöyle aktarıp göstereyim isterseniz Şöyle diğerlerini kaldırayım Bu e, fotoğrafı arkadaşlar Az önce görmüş olduğunuz face logo'ya çevirdik Şimdi hepsini tekrar açayım Bu hale getirdik yani arkadaşlar Bu da böyle bir e, efekt Yani Photoshop'ta zaten hayal gücünüzün bir sınırı yok arkadaşlar Hayal gücünüzü ne kadar e, kullanabildiğinize bağlı Photoshop CS6'da Şimdi isterseniz arkadaşlar başka bir fotoğrafta bunu deneyelim isterseniz. Şöyle şunu kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Tamamdır. Yeni bir layer açmaya gerek yok. Şimdi başka bir fotoğraf üzerinde bir çalışma yapalım isterseniz. Şöyle yine internetten bulduğum bir fotoğraf arkadaşlar bu da. Zincire basılı tutup, zincire basıp büyütüyorum fotoğrafı birazcık ve OK diyorum. Evet şu an fotoğrafım yine yüklendi. Bunu da isterseniz arkadaşlar buradan Quick Selection Tool beraber isterseniz seçelim. W'ye basarak da alabiliyorsunuz tabi. Basıyorum bir kez ve şöyle yüzümü seçiyorum arkadaşlar. Sakalların olduğu yerden başladım yine. Ve yüzümü seçiyorum şu şekilde. Zaten az önce yaptığımız işlemlerin yine aynısını yapacağız. Sadece farklı bir modelde denemek istedim. Şöyle sakallarımızı iyice aldıktan sonra tamamdır. Şu an seçimimizi yaptık arkadaşlar. Yüzümüzdeki seçimi yaptık. Şimdi yapmamız gereken işlem. Image'e geliyoruz. Adjustments diyoruz. Pardon fotoğrafı rastörize etmedik arkadaşlar. Fotoğrafı rastörize etmek için sağ tıklayıp rastörize layer diyoruz. Fotoğrafı rastörize etmeden arkadaşlar herhangi bir işlem yapamıyorsunuz fotoğraf üzerinde. Bunu da bu da aklınızda bulunsun. Image'e geliyoruz, Adjustments diyoruz ve daha sonra Threshold diyoruz arkadaşlar. Yine fotoğrafımız aynı şekilde az önceki olduğu gibi e, siyah beyaz bir hale geldi. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar OK diyoruz. Bu fotoğraf çok fazla iyi olmadı çünkü çok detaylı bir fotoğraf o yüzden sanırım. E, yine aynı şekilde arkadaşlar yukarıdan Select'e geliyoruz ve Color Range diyoruz. Color range'e geldikten sonra yine sampled colors yazıyor burada. Buradan arkadaşlar siyah seçebilirsiniz. Siyah seçtikten sonra OK diyoruz. Daha sonra Ctrl X yapıyoruz. Ve fotoğrafımızı buradan kaldırıp yeni bir layer açıyoruz. Ve Ctrl V yaptığımız zaman fotoğrafımız karşımıza geliyor arkadaşlar. Hatta şöyle kaldırdığımda da görmüş olduğunuz gibi transparan bir halde karşımıza geliyor fotoğrafımız. Şöyle bu fotoğrafa bir tane de gradient ekleyelim isterseniz. Şöyle isterseniz şöyle de olabilir. Mesela gradient dersek. Aynen bu şekilde. Evet. Böyle bir gradient de ekleyebilirsiniz yani face logomuza. OK diyelim. Daha sonra tekstimizi de açalım. Bunun da gradientini aynı şekilde fotoğrafımızda olduğu gibi değiştirelim. Şöyle ortaya bu rengi aktaralım. Buraya da yeşil gidebilir mi? Yeşil pek iyi olmadı orada ama tamam böyle olabilir. Bence gayet güzel oldu. Evet görmüş olduğunuz gibi böyle bir e, face logo yaptık arkadaşlar. Çok fazla zamanınızı almıyor zaten pratikle maksimum bir dakikanızı bir buçuk dakikanızı alacak bir şey. E, gayet rahat bir şekilde bunu da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü eğitimimiz de bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.